Bizler falan bölüyor ama devam ederse ben biraz olur. Mağdur mağduruz. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, ben geri geldim. Gördüğünüz gibi saçlarımı kestirmedim. Kendim kestim, hatta Özgür yardım etti ama bazı yerlerini benim tarif ettiğim gibi yapmadığı için Allah'tan çok belli olmuyor. Biraz düzelttim ama yani bildiğiniz böyle hani iki kat saç olur ya, onun gibi oldu. Ama düzeltmeye çalıştım, fazla belli olmuyor şu anda. Saçlarımı kestim gördüğünüz gibi ve boyadım. Ama sizlere çekmedim. Çünkü neden diyeceksiniz? Çekmek istemedim çünkü moralimi bozdunuz bazı kişiler. Genel olarak konuşmayayım. Bazı kişiler moralimi bozduğu için kamera kaydını almadım. Nasıl boyadığımı, nasıl açtığımı, kızıldan, koyu kahveden. Yani biliyorsunuz koyu kahvenin altında ilk önce kızıl vardı. Ondan sonra üzerine koyu kahve boyadım. Ve ondan bu rengi nasıl geçtiğimi sizlerle paylaşmadım. Sadece akıtıcıyı paylaştım. Onda da ne kadar aktığını zaten gördünüz. Ama eğer merak ediyorsanız tabii ki de yine resimleri, hangi ürünleri kullandığımı bulup anlatabilirim. Biraz moralimi bozduğunuz için yok işte kafan kel kalacak, yok şöyle, yok işte mutsuz musun, saçlarınla oynuyorsun. Arkadaşlar, mutsuz olan insanlar mı sadece saçlarıyla oynuyor, onu anlayamıyorum. Ben saçlarımla oynamayı seviyorum ve elimden geldiği için de farklı farklı şeyler deniyorum. Ama bu mutsuz olmakla alakası yok, onu bir söyleyeyim. Yani ben çok şükür mutluyuz. Öyle bir derdimiz, sıkıntımız yok ama ben dediğim gibi saçlarımla oynamayı sevdiğim için, kendim de becerebildiğim için böyle deniyorum. Şimdi Özgür arkadan yine hareket yapıyor. Hareket yalnız. Ne var Özgür? Evet, bu ışık gerçekten çok kötü. Size hak veriyorum. Bu ışığa geldiğim zaman kötü oluyor. LED ışık da ondan. Karna kavurması istiyormuş. Birazdan onu yaparız ama ilk önce çamaşır atalım. Ondan sonra evi gerçekten götürüyorlar. O yüzden biraz da iş yapalım. Koyayım bir daha bakalım. Yeter, şişecek bu da. Et suyu. Evet. Yok, tavuk suyu. Evet arkadaşlar, şimdi makarna kavuruyorum. Özgü makarnayı koydu. Ben çamaşırlarım vardı, onları hemen attım ve yeni çamaşır attım. Çünkü iş pantolonum var içerisinde ve yarın lazım. Kalifenin üzerine attım. İnşallah yarına kadar kurur. Evet. Yarın Özgür'e iş başı. 2,5 hafta sonra. Çocuklara okul. Anne. O testler nerede yapayım? Yukarıda. O şeyin içinde. Evet, Oğuzhan'ın test yapması gerekiyor. Yarın okul için. Normalde şeye götürecektim ama vazgeçtim sonra. Evet, test yollamışlar. Oğuzhan diyor, o şekilde kabul ediyor öğretmen normalde diye. Bakalım. Metehan dişiyle 2 gündür çok zoru var. Birazdan size yayınlayacağım. Sofrada bile yemek yemiyor. Hatta yemek yerken devamlı dişini kontrol ediyor. Duruyor mu durmuyor mu diye korkusundan. Yani ilk gün hep ağladı ya. Hafif sallanmaya başlamış. Ama o kadar çok sallanmıyor da. Ve yutacak, bilmem ne yapacak diye o kadar çok korkuyor ki anlatamam size. Yemek bile sıkıntılı bu aralar. Yani her bir şey yediğinde ağzını kontrol ediyor, dişi duruyor mu diye. Evet, şimdi suyumuzu hemen aktaralım. Ya Oğuzhan, ben hep böyleyim, arkadaşlarım bile diyor. Yani şeydekiler bile o kadar burnuna sokmuyor yani. Ben Galatasaray'a sokuyorum ki böyle. Galatasaray. Evet, bu tamam. Kapağını çıkardın mı? Şöyle koyalım.
testifiyi de şahtılına koy. Hı. 3 tane vermiş. 3 tane mi yapacaksın acaba? Hayır, hafta dün. Yok. Yarın ben bir sorayım. Hadi. Ne hadi? Allah Allah. Tamam mı? Yutmayacaksın işini sen. Hadi bir daha. Hadi her yemek yediğinde kontrol edeceğiz. Aç bakalım ağzını. Aha. Bak ye şimdi. Bitir ağzındakini. Çiğne ya. Çiğne. Bak duruyor dişin. Gördün mü? Ya. Öyle hemen diş bitmez öyle. Hı. Zaten öyle bir şey olsa sert yani. Bak dişim duruyor, bak bakalım. Bak duruyor, gördün mü? Ben sana söylüyorum. Biz çekeceğiz sonra onu. Azıcık daha sallansın. Hadi. Evet arkadaşlar, ne oluyor diyecek olanlara şöyle anlatayım. Mete az önce midem bulanıyor diyerekten, kusacağım diyerekten tuvalete gittik beraber. Sonra dedi ki dişimi yuttum. Baktım dişi duruyor. Ondan beri ne bir şey yemek istiyor, ne bir şey içmek istiyor. Teminden beri ağlıyor hatta yemek yerken dişi gidecek diye. Hatta Oğuzhan dişini yuttu diye söyledi. Başladı daha çok ağlamaya. O da yutacak diye kontrol ediyor. Şimdi her yiyişinde kontrol ediyor dişini. Yani bu diş çıkana kadar bizim çekeceğimiz var. Bak bak. Hareketlere bak. Tamam oğlum. Bunlar sana gülmüyor. Sana gülmüyor zannem. Tamam. Sen ye. Şimdi de içeceğiz. Az kaldı bak, az kaldı. Tamam. Ne oldu? Tamam. Tamam ağlama. Tamam. Ağlarsan hasta olursun. Doydun bak mu? Montag gidemeyiz kindergarten'a. Doydun mu? Hadi al suyunu iç bakalım burada. İç suyunu he. İç gel. Sen az su içmezsin. Al sütlerim. Gel bakalım. Gel. Ağzını nasıl yamutuyor. Bak bakalım. Dur. Alma. Almayacağım, bakacağım sadece. Ama baktırmıyorsun ki. Gördün mü? Gördüm. Oh,
Yüzü balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzü. Zeynep ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ay Zeynep. Otur Mete. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Zeynep evi siliyor. Yani çıkan pisliği görüyor musunuz? Ne kadar pasaklı bir kadın ya. Evet, pasaklı valla. Eskisi gibi temizlik yapamıyorum, yoruluyorum çünkü. Yoruluyor, evet. İhtiyarlık zor. Ben de. Evet. Bugün hava aydın havası. Bir sıcak, bir soğuk. Sabahleyin kar yağdı. Şimdi çıktım dışarı geldim. İyi gerçi. Soğuk kalmamış ama. Yarın iş başı tekrar. Evet, benim de tatilim bitti. Yapacak bir şey yok artık. Resmi öyle verdi. Bitti mi? Bitmiş demek ki. Evet. Şu an evde her şey bitmeye başladı. Bittik biz ya. Evet. Valla bir şey yapmadık. Sen bir şey yapmıyorsun. Ben ne yapacağım zaten? Artık gün pazar. He. Ne, pazar. Sana pazar, bana pazartesi mi? Yani yapacak bir şey yok. Bugün pazar. Ne güzel de diyorsun bugün pazar. Valla tam film artisti. Kutlar Vadisi'nde olacak adamım da. Kutlar Vadisi'de kalmadı. Valla sabahleyin kahvaltı yapmadık. Biz geç kalktık zaten. Geç dedim, 9.30'tu ben kalktım. Zeynep benden önce kalkmış biraz. İşte sonra canım makarna kavurması istedi. Onu yaptı Zeynep, yedik. Evet, şöyle. Birden yüzüme nur yağdı şu ışığı açınca. Bir daha işte oturduk. Ben oturdum açıkçası. Oturduk demez mi? Zeynep de işte banyoyu temizledi. Tuvaleti, yerleri siliyor. Yani can sıkıntısına. Can sıkıntısına mı? Ha ben gerizekalıyım zaten ya. Can sıkıntısına kalkıp temizlik yapıyor. Ay uykum da var Allah. Seni koyayım. İşte gelmedim, uykum da var. Can sıkıntısına temizlik. O da iyiymiş. Bir şey yok. Hayaller yaşarken gerçek dünyada. Bu ne? Senin bunun vardı. Orada mı? Kaç, aman devirme kafana. Mertlerin getirdiği yağlı maalesef ki akıtıyor, o yüzden çöpe. En çok yani, en çok. Spik en çok. Özgür bulaşıkları şey yaptı ama ocağı falan temizlemem lazım. Tezgahı güzelce silmem lazım. Bir de dolapları şöyle bir üzerinden geçeyim. Çünkü maalesef kirlenmiş yine. Yine kirlendi. Fındık dalları zaten hep kirliydi. I'm not afraid to die.
Evet canlar, tertemiz bir ev. Gerçekten ondan güzeli yok herhalde. Her yerimi temizledim. Tuvalet, banyo, çocukların odası, bizim odamızı, toz aldığım yerleri sildim ve işim bitti. Şimdi oturdum. Dün size gösterdiğim Türkiye'den gelenler videosunda şu şurubu göstermiştim. Sekrol arkadaşlar, şöyle tekrar bir göstereyim. İzmir'den bir arkadaşımız yazmış ki o şurup neye iyi geliyor, söyler misin ve tekrar gösterir misin demiş. Dediğim gibi ismi Sekrol. Bunun normalde kutusu yeşildi. Kutusunu değiştirmişler ve ben bu sene gittiğimde aldım. Yani almak istedim ama yanlış ilacı aldığımı daha sonradan fark ettim. Bu şurup neye iyi geliyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim, öksürüğü direkt kesiyor. Öksürük şurubu. Yani o yüzden gerçekten bunu tavsiye edebilirim. Öksürüğü direkt kesiyor. Balgam varsa balgamı direkt attırıyor. Ve çocukları rahatlatıyor. Bu Zehra'da vardı dediğim gibi. Ve Mete bir ara çok öksürmeye başladı. Devamlı soğuklarda vesaire dışarı çıktıkları için. Kindergarten'da. Yani ne yaptıysam olmadı. Zehra da dedi ki o zaman işte abla hani böyle böyle bir öksürük şurubu var. Bir dene istersen. Bana vermişti ve gerçekten o gün verdim, ertesi gün verdim ve kesildi. Balgamı vardı, balgamını söktü. O yüzden bu şurubu kesinlikle balgam sökmeye ve öksürüğe karşı kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu soru gelmiş, bu şurup hakkında ne işe yarıyor diye. Ben de hemen cevaplayayım dedim. Onun dışında bugün fazla bir şey yapmadım. Temizlik yaptım ama sizlere çekmedim. Çünkü bayağıdan beri gerçekten yani dip köşe temizlik yapamıyorum zaten. Önceki videolarıma bakarsanız daha çok vaktim vardı. Temizliğe zaman ayırıp yani temizlik gene yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın şimdi ama temizlik gene yapıyorum ama çekmeye zamanım olmuyor. Çünkü gerçekten hem temizlik hem videoya almak biraz vaktinizi alıyor. Yok o açıyı ayarla, yok bu açıyı ayarla vesaire. O yüzden dediğim gibi çekmedim. Ama evimi temizledim çok şükür. Dediğim gibi böyle hani temiz evin o kokusu var ya insan gerçekten onu hiçbir şeye değişmem. Evet arkadaşlar, hava birden yine karardı. Bu arada kameramın şarjı bitti. Ondan sonra videoyu kapatamadım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.